Merhaba benim Emir, Şu an bazen parasal olarak tam bir altın çağında yaşadığımızı düşünüyorum. Hükümetler deli gibi para basıyorlar, tüm yatırım araçları yükseliyor. Buna rağmen hiç ismi duyulmamış kripto paralara yatırım yapıp her şeyini kaybedenler var ama olsun sürekli para basılıyor ve sürekli borsaya para pompalanıyor ve her şey yükselişte. Ek olarak Coinbase'in halka arzıyla Bitcoin'de hedefler 100 bin doları görmüş durumda. Aramalarda arattığım zaman görüyorum ki hala bir sürü kişi Bitcoin hissesi diye aratmış. Görünüşe göre Bitcoin'in ve blockchain teknolojisinin ne olduğunu anlamaktan hala çok uzağız. Birkaç gün önce Instagram'dan bir mesaj aldım. Bir kişi yazmış. Bitcoin hacklenmiş diye duydum haberlerde. Ne yapmam lazım? Buradan sonra düşer mi? Oysa ki gördüğü şey Bitcoin'e olan birinin hesabı hacklenmiş. Bu gayet normal. İlk olarak Bitcoin almışsanız veya almayı düşünüyorsanız temellerine mutlaka hakim olmanız lazım. Size videoda bilmeniz gerekenler neler, benim düşüncelerim neler bundan bahsedeceğim. Öncelikle ben Bitcoin fanı değilim. Birçok insanın aksine benim Bitcoin'le ve diğer kripto paralarla hiçbir duygusal bağım yok. Benim için sadece kar etme yeri. Bunu başka bir videoda açıklarım. Peki bitcoin 100 bin dolar olur mu? Neden olmasın birkaç sene önce 10 bin doları geçer dediğimizde insanlar dalga geçiyorlardı. Şu an 62 bin doları geçmiş durumda. Onlarca insan bir sürü haber sitesi bitcoin öldü, düştü, bitti, çöktü diye son 5 yıldır yüzlerce manşet geçtiler. Evet belki birkaç kez düştü ama hepsinde küllerinden yeniden doğdu. Peki neden Bitcoin'e mesafeli olsam da yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü hükümetler deli gibi para basıyorlar ve bu paralar hem insanlara, insanlar aracılığıyla da borsalara pompalanıyor. Mesela birçok hükümet vatandaşlarına maaş bağlamış durumda. Belki bizde bu çok öyle değil, insanlarımız çok yardım almıyor. Ama gelişmiş ülkelerde birçok insan yardım alıyor. Amerika'da stimulus çek denen bir şey var. Herkes aylık olarak para alıyor. Bunun tam detaylarını bilmiyorum ama Reddit'te, forumlarda gördüğüm kadarıyla Amerika'daki neredeyse her insan yardım alıyor. Dünyadaki hükümetler para basıyorlar ve ihtiyacı olanlara, çalışmayanlara yardım yapıyorlar. bazı insanlar bu yardımları alıp faturalarını ödüyor, kirasını ödüyor, market alışverişini yapıyor. Yani geçinmeye çalışıyor. Ama birçok insan özellikle gelişmiş ülkelerde bu paraya çok ihtiyacı yok. Aldığı yardımları 2'ye, 3'e katlamanın, yatırım yapmanın yollarını arıyor. Hisse senedi piyasası çok heyecanlı gelmiyor. Kripto paraların volatilitesinin çok yüksek olduğunu görüyorlar. Ve kolay yoldan para kazanmak için kripto paralara yatırım yapıyorlar. Bu şekilde bütün gelen yardımlar dünyadaki para bulduğu ile beraber kripto paraları yukarı taşıyor. Bitcoin'in ilerideki yönünü kestirmemiz için birazcık tarihe bakmamız gerekiyor. Bu arada geçmiş hiçbir zaman geleceğin %100 göstergesi değildir. 2010 14 yılından önce bitcoin almadığınızı düşünüyorum, gelin bakalım. 3 Ekim 2013'te bitcoin'in fiyatı 114 dolardı, 3 ay sonra peak yaptı ve 1152 doları gördü. Grafikte de büyük değilmiş gibi gözükebilir ama fiyatını ona katlamış, %1000 artmış sadece 3 ayda. Bundan sonra uzun bir süre boyunca ağır ağır değer kaybetmiş. Ve 2017 Aralık ayında tekrar patlayarak 16.749 doları görmüş. Sonrasında hepimiz ne olduğunu biliyoruz. Bir yıl sonra Bitcoin 3.400 dolara kadar geriledi. Ve şu an 62.000 doları geçmiş durumda. Burada aradaki çöküşleri, dalgalanmaları görmezden gelip büyük resmi görmeli ve uzun vadeli düşünmelisiniz. Bitcoin'in 100.000'i geçmemesi için açıkçası ben hiçbir sebep göremiyorum. Peki bunun bir kanıtı var mı? Neye bakarak, neye dayanarak 100 bin olur diyoruz ve diğer uzmanlar da 100.000 rakamını özellikle söylüyorlar. Gelin bakalım. Tüm bitcoinlere bakarsak hepsinin toplam piyasa değeri ne kadar? Ben size hemen söyleyeyim 1 trilyon dolar. Belki çok büyük gelmiş olabilir size evet ama bir gelin karşılaştırma yapalım. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple ile karşılaştıralım. Apple'ın piyasa değeri 2.2 trilyon dolar. Bu demek oluyor ki dünyadaki tüm bitcoinleri bir araya getirirsen hala Apple'ın yarısından daha az değere sahip. Apple bir şirket isterseniz bitcoin'i ona daha çok benzeyen bir şey olan altınla karşılaştıralım. Sonuçta bitcoin'e dijital altın diyenler var bir nevi de haklı sayılırlar. Tüm dünyada altının piyasa değeri 12 trilyon dolar. Bitcoin'in 10 katından daha fazla. Yani birisi Bitcoin çok yüksek, piyasa değeri inanılmaz fazla, daha yükselmez dediğinde ben o kadar emin olmalıydım. Tüm dünyada sadece 21 milyon Bitcoin var ve bunun daha fazlasının olmasının imkanı yok. Bu kadar üretilebilir. Büyük şirketler değerini görmeye başladılar. Gittikçe daha fazla dikkate alıyorlar, gittikçe yatırımlarını büyütüyorlar. Square finansal hizmetler şirketi Bitcoin'e 50 milyon dolar yatırdı. Yatırım şirketi GrayScale 10 milyar dolardan fazla kripto paraya sahip. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın müdürü Bitcoin ile ilgilenmeye başladıklarını söyledi. Miktar vermediler ama tahminimce böyle büyüklükte bir şirket muazzam bir yatırım yapmış olmalı. Diğer şirketlerle ve diğer yatırım araçlarıyla karşılaştırdığımızda Bitcoin'in değeri yüksek ama uçuk değil. Uzun vadede daha çok insan kripto paraları duyuyor. Bitcoin almaya başlıyor. Sizin de sosyal medyadan veya arkadaşlarınızdan ailenizden Bitcoin ile yeni tanışan yatırım yapan her gün birileri çıkıyordur bu şekilde bu hızla yayılmaya devam ederse daha pik noktasını görmediğimiz için de devam edebilir. Zirve çok uzaklarda olabilir. Bu yüzden biliyorsunuz ben hisse senetlerini seviyorum. İlk tercihim orası. Ama portföyümün küçük bir kısmını eskiden beri Bitcoin'e ayırdım. Oradaki paranın hepsini kaybedebilirim. Ama bu benim için sorun olmaz. Portföyümün küçük bir kısmını ayırdım dediğim gibi. Oradaki paranın hepsi gidebilir. Ama tam tersine 5x, 10x de olabilir. Bu yüzden asla Bitcoin'e veya diğer kripto paralara portföyümün büyük kısmıyla girme. Bitcoin ve diğer kripto paralarla büyük endişelerim var. Aynı lale çılgınlığı gibi. Şu an berber, taksici, beyaz yakalı, dolmuşçu, memur, yazılım şirketinin sahibi, 16 yaşındaki liseli herkes kripto paralardan bahsediyor. Ben böyle olmasını açıkçası sevmiyorum. Bu beni endişelendiriyor. Çünkü bu bahsettiğim kripto paradan konuşan insanlar blockchain teknolojisinden dolayı değil de parayı yatırıp, voleyi vurup zengin olup çıkmak için oradalar büyük bir düşüşte ki eninde sonunda düşüş olacak hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Bu en tepeden eniştesinin tavsiyesiyle kredi çekip yatırım yapanların açık konuşayım amel defteri kapanacak. Bitcoin ve altcoinler dünyadaki fazla basılan parayı buharlaştırma görevini üstlenecekler. Neyse bu başka videonun konusu. Bizim olayımız şu an şu sizin de en merak ettiğiniz soru bitcoin balon veya değil şu an alınır mı bitcoin almak için geç mi? Bitcoin çok riskli ama getirisi de inanılmaz yüksek. Ne demek istiyorum? Evet her şeyini kaybedebilirsin. Volatilitesi çok yüksek, buna hiç şüphe yok. Ama burada paranızı %20, %50 değil, %200, %1000 arttırabilirsiniz. Videonun başında dediğim gibi, kripto para sevdalısı veya fanı değilim. Benim için burası kar edip çıkmak için fırsatlar barındıran bir yer. Siz de iyice düşündükten sonra portföyünüzden bir miktar ayırabilirsiniz. Burada ucuzlamasını da bekleyebilirsiniz. Çünkü eninde sonunda çöküş ya da düzeltme olacak diyelim. Bitcoin'in geçmişine baktığımız zaman da sürekli düzeltmelerle yeniden ayağa kalkıp daha yukarıya gittiğini gördük. Eğer sabırlı olursanız ve ucuza almak isterseniz bir sonraki düzeltmeyi bekleyebilirsiniz. Ben de balon olduğunu düşünenlerdenim. Ama bu demek değil ki balon olduğu için para kazanılmaz. Tam tersi balon olan yerde daha çok fırsatlar olur, daha çok paralar kazanabilirsiniz. FED 2024'ten önce faiz artışı beklemeyin ben deli gibi para pompalıyorum piyasalara dedi. Evet aynı videodaki gibi tek fark gerçekte çok daha fazla para basılıyor. Eninde sonunda bu para piyasadan toplanacak ve imha edilecek. Ama dünyada biraz daha para bolluğu olmaya biraz daha şişmeye devam edecek. Siz de neden bu sürede kar etmeyesiniz? İzlediğiniz için teşekkürler. Videoda kaydeder bir şeyler bulduysanız beğeni bırakmayı unutmayın. Kripto paralarla ilgili asıl sorun ve endişelerimden bahsedeceğim videoyu da kaçırmamak için abone olun ve mutlaka yandaki zil butonuna da tıklayın. Böylece ben video attığım zaman haberiniz olur. Çarşamba ve cumartesi yeni videolar geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.